Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda status kod page'leri yapacağız. Burada mesela diyelim ki 401 hatası verdiğinde, 500 hatası verdiğinde bunun gibi sayfalara yönlendirmeleri yapacağız. Bunun için ilk etapta startup dosyasına geliyoruz. Şurada şu else'i siliyorum. Bir app daha yazıyorum. Şöyle status code pages with redirect diye buna URL'yi ekliyorum. Admin error my status code dedim. Query string ile çekeceğiz şeyi, datayı. Kod eşittir üstü parantez açık kapa 0 diyorum. Şimdi buradaki bu admin'de bu sayfayı oluşturacağım. Ondan önce onu geçmeden evvel birkaç tane login dedi yapacağım düzenlemeler var. Hemen onları ufaktan halledeyim. Auto servis business'a geldim. Concrete auto servis. Şurada şöyle nokta data diyeceğiz. Bu kontrolü düzgün yapabilmesi için. Sonrasında bir yere daha controller'a geliyorum. MVC core'a geldim. MVC core'da controller şöyle auto geldim. Şurada bir şöyle bir düzenleme yapacağım. User null değilse ve user successse ikisini birlikte tamamlıyor olmaları lazım. Bu da tamam. Şunların ikisini kapattım. Sonrasında arkadaşlar error controller'ı ekleyelim. Nereye controller'sa ekliyorum. Error controller diyorum. Şöyle bir tane şunu my status code diyorum. Int kod parametresi. Şurada hemen şöyle ekledim. Sayfaya ekleyelim kızmasın bize. Şöyle sadece şunu alayım ki. Add view razor view empty. Şunun başına şunu ekledim. Şuraya eklemiş olduk. Tabi en üstte attribute'ümüzü araya diyoruz. Admin olarak ekliyoruz burada. Şöyle if code eşittir 404 ise şöyle redirect action error
404 diyorum. Sayfası error diyorum. New area item. Error 404'ü ekleyeceğiz arkadaşlar. Tabi buraya bir de event error mesaj diyoruz. Sayfa normalde hatası var. Şimdi şöyle kaç tane var böyle şeyimiz? 404, 500 var. Şurada 401 var. Bir de 400 var. Bir de bunun else var. Şöyle. Şimdi 500 dersek internal server. Internal server error. 500 dedik. Burada sunucu hatası bir etkisiz erişim tabi unauthorized olmayacak. Şöyle tarif işlemimiz. İşlemimiz gerçekmiş. Mülken bir tarif oluştu. Diyeceğiz. Return. Bir kapatalım. Şuraya vivek nokta status kod şu nokta kodu ekleyelim. Tamam. Şimdi burası tamam. Şimdi diğer şeylere geçelim. Şunları oluşturacağız. Şunlar olmayacak. Şu olacak. Internal server. Şu bir tane daha. Unauthorized. Bir de request. Buraya gönderdik mi? Tamam olacak. Tabi bunların sayfalarını oluşturalım.
Şöyle ediyorum. Sayfaları çok yani tasarımsal olarak bir şey yapmayacağız ama oluşturalım kendi kızmasın. Böyle. Şunu da ekliyorum. Add request. Add view. Şöyle aslında. Hayır. Tabii bunlar herhangi bir layout'a bağlı olmayacaklar. Şimdilik null olsunlar. Şöyle. Şuradan. Tamam. Internal server tamam. Bir de başka. Bir de 404 tarzı. Şimdi hepsi tamam olmuş oldu. Bunlar tamam. Bir şurada bir kod var. Şöyle. Şuraya böyle yapıştırmıştım onu. Şöyle kod. Kodu alıyor, mesajı alıyor. Şunlara gerek yok zaten. Sayfasına gerisi bize yeter. Şimdilik bu. Bu da tamam. Şimdi test amaçlı şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir model bulunsun. Lazım olur. Şöyle. Şimdi nasıl yapacağız? Şeye geliyorum. User kontrole. User kontrole geldi. Burada şöyle bir şey yapıyorum. Result. Result null'a eşit değilse yani test amaçlı yapıyorum. Mesela birincisi mesela throw new exception hata oluştu diyelim. İşte birincisi bu. İşte return unauthorized dedim. Tabii bu şimdi hepsini tek tek deniyor olacağız. Şöyle return evet. Request return tabii result olacak tabii en başta çalışmıyor olacak. Şimdi mesela şimdi buraya neden geliyor? Biz şimdi login'den giriş yapmak giriş yaptığımızda bu sayfaya düşüyor, get'e düşüyor. Tabi get'e düştüğünde exception fırlattığında bizi bakalım hangi sayfaya atacak.
Şimdi exception'ı fırlatacak. Bakın hata sayfasına yazılır. Güzel. Kapatalım bunu. Tekrar user kontrolü verelim. Çalıştı. Şimdi yetkili değilsiniz ve yönlendiriyorum. Bakın. Unauthorized. Belki yanlış yazmışız. Ama bakın bu sayfaya buraya tıkladığım zaman da şey geliyor oluyor. Bir dakika. Şurada hem şurada bir hata var. Şurada ismim de var. Siz fark etmişsinizdir. Şimdi error'a da gelelim. Tamam. Yetkisiz erişim. Dedi. O sayfa sayfada şöyle bir şey yapabiliriz. Bir saniye. Şöyle mesela hemen kontrol ASF controller, hang controller, tabii ki out controller, ASF action login, arayı da belirtmemiz gerekiyor, adminlerine login dedi. Mesela buradan çalıştırdım. Login'e geldim. Yetkisiz bir sayfaya girmiş oldum. Beni 400'lük yetkisiz sayfaya gönderdi. Login'e geri dönüyorum. Burası da tamam. Şunları da şuraya aslında şöyle bir şey yapabilirim. Bir dakika. Oraya geleceğiz. Ondan evvel de bir login sayfasına bir düzenleme yapacaktım. SSHTML'e şuraya şey ekleyeceğim. Hata vermesini sağlayan ASP Validation Summary eklemeyi unutmuşuz. Onu ekleyeceğim. Class Text Danger ASP summary bütün modeller için bunu da eklemiş olduk. Burada şöyle bir şey yapabilirim. Bunlara tasarım yükleyebiliriz. Şöyle index'i tıkladım. Sayfa açılıyor. Tamam. Şurada ekstralarda güvenli dersen. Şöyle bir sayfa. Ne diyor? Aslında bunu sayfaya getirebiliriz. Aslında layout mesela şunu şöyle yapalım. Şöyle bir kapatalım bakalım nasıl görünüyor. Şöyle çalıştıralım. Sport. Yani şu an sabit sayfa. Aslında sayfa
Burada aslında böyle yapabiliriz bunu. Böyle iyiymiş. Hiç şeye de gerek yok. Kaldıralım. Böyle kalsın. Bir daha deneyelim son kez. Logo'yu kaldırdıktan sonra. Buralar sabit olduğu için geliyor sıkıntı. Tamam. Gayet güzel. Mesela request de şey yapalım bir de. Kontrol ha, şu var. Bunu değil de hata bir. Exception ne? Ha, bu farklı sayfaya dönüyor. Tamam. Exception değil de. Bedrock. Aynen, güzel. Şöyle aslında burada error'a şeyin de düşmesi lazım. Dakika. Home controller. Şöyle. Bunu kendisi için böyle ama. Error diye sayfamız var mı? Arar şimdilik kalsın. Sonrasında onu geri geldiğinde düzenleriz. Şimdi şunları kaldırıyorum. Daha şöyle en başa alıyorum bunu. Kaybettim. Status kodları gördük arkadaşlar. Sayfa yönlendirmelerini yaptık. Video şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.